Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Evlenmek Allah'ın emridir ve Peygamber Efendimiz'in de en büyük sünnetlerindendir. Fıtrata en uygun olandır. İslam'da ruhbanlık yoktur. Evlenmemeyi veya bekarlığı hoş gösteren kişilere ve sözlere itibar etmeyiniz. Herkes evlenmeli midir? Tabii ki hayır. Evlenmeye maddi ve ruhsal olarak hazır olan ve buna güç yetiren kişiler evlenmelidir. Evlenmek ibadettir. Bu cihette amellerimizde ve ibadetlerimizde amaç rızayı ilahi olmalıdır. Sadece nefsani olarak evlenmek doğru bulunmamıştır. Fakat zinaya düşeceğinden korkan kimse oruç tutmalı, Allah'ın bu konuda yardımını dilemeli ve sabretmelidir. Evlenerek günahların en büyüğü olan zinadan kendinizi korumuş olursunuz. Bazen duyarız, evlenecek kadın mı kaldı ya da evlenecek erkek var mı bu zamanda gibi. Evet, Rabbimizin böyle kulları elbette vardır. Her şeyin bir zamanı vardır. Kusursuz insan aramak ise en büyük gaflet ve kibirdir. Hepimiz kusurlarımızla insanız. Eşimizi de kusurları ile kabul etmeliyiz. Kimse dört dörtlük değildir. Kimse dört dörtlük kusursuz bir insan olmadığına göre karşıdakinden de böyle bir şey beklemek anlamsızdır. Kusur arayanlardan değil, kusur örtenlerden olalım. Eşler birbirine sabrederek ve hoş görerek, güzel geçinerek beraber cenneti kazanırlar. Araf 189. ayette "O sizi bir tek nefisten yarattı ve kendisi ile sükûnet bulsun diye ondan eşini var etti." Rum 31. ayette "Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir kavim için ayetler vardır." Nur suresi 32 ve 33. ayette Rabbimiz "İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Şayet yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir ve Allah vasidir, mülkü geniştir, alimdir, her şeyi bilendir." Evlenme imkanı bulamayanlar ise Allah lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Bir hadis-i şerifte "Ey gençler topluluğu, kim içinizden evlenmeye güç yetirebiliyorsa evlensin. Çünkü gözü haramdan en çok saklayan, ırzı en iyi muhafaza eden budur. Kim de evlenmeye güç yetiremezse oruca devam etsin. Zira oruç onun için bir korunmadır." buyurulmuştur. İslam'da ruhbanlık yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Bir Müslüman erkek eşine sevgiyle baktığı, eşinin de kendisine sevgiyle baktığı vakit Allahu Teala her ikisine de rahmet nazarıyla bakar. Ve erkek hanımının elinden tuttuğu zaman her ikisinin de günahları parmaklarının arasından dökülüp gider." Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisinde "Siz dindar olanı seçin." buyurmuştur. Bu her iki taraf için de geçerlidir. Şimdi evlenmek isteyenler için bazı dua tertipleri vereceğim. Her zaman belirttiğim gibi dua ve zikir uygulamalarından önce abdestli olmak, 2 rekat hacet namazı kılmak, tövbe istiğfar ve salavat-ı şerife okumak efdaldir. Sonrasında yine salavatla tamamlanır. Evlenmek isteyenler ve sevdiğine kavuşmak isteyenler için dualar. "İnna fetehna leke fethan mübina ve fütühat semâü fekânet evvâba. Anlamı, muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Bu ayeti 313 ve 489 defa zikredilebilir. 21 gün boyunca her gün bir bardak suya 101 defa İnna fetahna leka fethan mubina ve fütühat sema'u fekânet ebvâba okunması ve bu suyun evlenmek isteyen kişinin içmesi tavsiye edilmiştir. Cuma günü abdest alınıp 2 rekat tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Furkan suresi 74. ayette Rabbena hablena min ezvacina ve zurriyatına kurrate ayunin ve cealna lil muttakine imama. Onlar ki Rabbimiz eşlerimiz ve çocuklarımız hususunda gözümüzü aydın kıl, bizi müttakilere imam yap derler. Bir cuma sabahı, sabaha karşı 1479 kez Selamun kavlen min Rabbir Rahim dedikten sonra kuşluk vakti 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp 1001 kere Ya Vedud, 1001 kere Ali İmran suresinin 9. ayetini Rabbena innike camiun nasi liyevmin la reybe fihi innallaha la yuhluful miad okuyup niyetinizi söyleyin. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki geleceğinden şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak sensin. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Enbiya 89. ayette Rabbehu, Rabbi, la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın demişti. Kasas 24. ayette Rabbi inni lime enzelte ileyye min hayrın fakir. Anlamı Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım. Sadakallahul azim. Sizlere çeşitli dua tertipleri verdim. İnanarak tam bir hulusu kalp ile Allah'a yönelilir. Kabul olunacağına inanarak dua ediniz ve gücünüz ne yetiyorsa bir miktar sadaka veriniz. Rabbim tüm dualarımızı hayırlı ve kolay eylesin. Amin. Allah'a emanet olunuz.